Değerli seyircilerimiz hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizle karşınızdayız. Bugün de yine kente dair tüm önemli gelişmelerin ayrıntılarını bültenimizin yayın akışı içerisinde paylaşacağız sizlerle. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında gündeme ilişkin bir konuşma yaptı. Geçtiğimiz hafta içerisinde tüm ülkemizi derin bir yasa boğan şehitlerimizi anarak konuşmasına başlayan Başkan Ergün, Kasım ayı içinde idrak edeceğimiz Mevlid Kandili'nin ülkemiz ve İslam alemine hayırlar getirmesini de temenni etti. Bir ay yeni bir meclis. Bu meclisimizde alınacak olan kararların öncelikle Manisa için, insanımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış ve yoklamanın ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün gündeme ilişkin bir konuşma yaptı. Şehit haberleri sonsuzluğa uğurladığımız yakınlarımız ve sevdiklerimizle aslında buruk bir meclis toplantısı yapmış olacağız. Geçtiğimiz cumartesi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen cephanelik patlamasında 7 evladımız şehit olmuş, 25 evladımız da yaralanmıştır. Bunun ardından bir acı haber de Şırnak'tan geldi. Bölücü hainlerin el yapımı patlayıcı tuzağının infilak etmesi sonucu 2 evladımızın daha şehadet haberini aldık. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Bölücü hainleri Cenab-ı Allah Kahhar isminin hürmetine kahrı perişan eylesin diyor. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 10 gün önce hayatını kaybeden Yunus Emre Belediye Meclis Üyesi ve Sipilaş Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Küçükoğulları'na da konuşmasında yer verdi. 10 gün önce Yunus Emre Belediye Meclis Üyemiz ve Sipilaş Yönetim Kurulu Üyemiz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahri Küçükoğulları kardeşimizi de sonsuzluğa uğurladık. Yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek genç yaşta yaşama veda eden bu güzel insanı bir kez daha rahmetle anıyorum. Küçükoğulları ailesine, Yunus Emre Belediyesi'ne, meclisimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başkan Ergün konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisinin sonsuza dek yüreklerde olacağına dikkat çekerek şunları ifade etti. 10 Kasım'da büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle andık. Büyük önderimizin ebediyete intikalinin 80. yılında onu yad ederken fikirlerini, gösterdiği hedefleri aydınlık ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için nasıl çalışmamız gerektiğini en iyi şekilde idrak edip uygularsak aziz ruhunu en iyi şekilde şad etmiş oluruz diye düşünüyorum. Bu vesileyle önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Onun ışığında bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar koruyacağız. Gönlümüzdeki Atatürk sevgisi hiç bitmeyecek. Ebediyete kadar sürecek.
Önümüzdeki pazartesi günü idrak edeceğimiz Mevlid Kandili'ni de kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ülkemizde barış, kardeşlik ve huzurun hakim olmasını temenni etti. Haftaya pazartesi günü Allah nasip ederse alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kutlu doğumunu anlatan Mevlüt Kandili'ni idrak edeceğiz. Şimdiden sizlerin burada bulunan ekran başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu mübarek günler vesilesiyle ülkemiz üzerinde barış, kardeşlik, huzur ve mutluluğun hakim olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün açılış konuşmasının son kısmında da 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne ilişkin mesajını paylaştı. 24 Kasım'da da Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmen unvanı verilmesi dolayısıyla öğretmenlere armağan edilen Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız. Çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için yurdumuzun her köşesinde heyecanla görev yapan, fedakarlığın zirve isimleri olan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü de şimdiden kutluyor. Aileleri ve öğrencileriyle birlikte mutlu, huzurlu ve saadet dolu yıllar temenni ediyorum. Fiilen ve hukuken öğretmenlik mesleğini tamamlayarak emeklilik günlerinin içinde bulunan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Görevleri başındayken terör saldırıları sonucunda şehitlik mertebesine yükselmiş aziz öğretmenlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli seyircilerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında Sağlık Bakanlığı'nın 112 acil müdahale noktası için Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiği iki arazi oy birliğiyle bakanlığa tahsis edildi. Ayrıca Yenihan'da bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir bölüm de Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı'na bedelsiz kiralandı. Öncelikle sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısında sosyal ve hizmet içerikli kararlar oy birliğiyle alındı. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle. Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Funda Solak, meclis gündem maddeleri arasında yer alan 2017 yılı Sayıştay denetim raporu ile ilgili meclise bilgi verdi. Bağlı kuruluşumuz Maske Genel Müdürlüğü, şirketlerimiz Besot AŞ, Manolaş ve Spilaş AŞ'nin de tüm mali kayıtları incelenmiştir. Büyükşehir Belediye'mizin yaklaşık 53 bine yakın YB kaydı incelenmiştir. İhale dosyaları, ihale hak edişleri, gelir tahakkukları, gelir tahsilatları, taşınır taşınmaz kayıtlarımız, tüm veriler incelenmiştir. Bu yıl geldiklerinde bir önceki yılın denetim raporuna verdiğimiz cevaplar olumlu yerinde düzeltildiği görülmüştür. Gayretli ve iyi bir ekiple yapıldığını sizlere de zaten kendileri aktardı ve teşekkür ederek ayrıldılar. Meclis gündem maddeleri arasında Sağlık Bakanlığı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki arazinin 112 acil müdahale noktası yapılması için tahsis talebi de görüşüldü. Konuyla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cemil Çöllü Parkı'nda bir bölüm ve 5M Migros yanında bir bölüm olmak üzere iki bölümün Sağlık Bakanlığı tarafından talep edildiğini söyledi. 112 istasyonların kurulması ile ilgili Büyükşehir'e gelen bir talep oldu. Belli noktalarda çok daha acil hizmeti verebilmek için. Cemil Çöllü Parkı'nda bir bölgenin Sağlık Bakanlığı'na 112 istasyonun yapılması için tahsisi öngörülüyor. Migros'un yanında da bir yer talepleri olmuştu. Evet, iki yer talebi. İki yer talebi. Kararda ikisi de mi var? İkisi de var. Tamam, peki.
O zaman Beşen Migros'un yanında da bir nokta daha var. Yani o parkın uç noktası. İki tane noktaya 112 istasyonu yapılmak üzere. Bakanlığın tahsis talebi oy birliğiyle kabul edildi. Oylarınıza sunuyorum tahsisi. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca Yenihan'da bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 121 no'lu bölüm, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı'na bedelsiz olarak kiralanması da yine oy birliğiyle kabul edildi. Yenihan'da 130 no'lu iş yerinin Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na tahsis edilmesi uygun görülmüş. Bu konuda söz var mı? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullansın tüm gazi ve şehit ailelerimiz. Tüm maddelerin oylanmasının ardından ara komisyonların çalışabilmesi için 27 Kasım Salı günü saat 18'de toplanmak üzere meclis birleşimine ara verildi. 27 Kasım Salı günü ikinci oturumda görüşmek üzere birinci oturuma ara veriyorum. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü içme suyu depolarından altyapı yenilemelerine, atık su arıtma tesislerinden dere ıslahlarına kadar 17 ilçede 800 milyon Türk lirası tutarında yatırım gerçekleştirdi. Daha yaşanabilir bir Manisa için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Başkan Cengiz Ergün, attığımız her adımda daha güvenli ve güzel bir gelecek inşa ediyoruz diyerek tüm yatırımların gelecek nesiller için yapıldığını ifade etti. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana Manisa'nın 17 ilçesine 800 milyon Türk lirası değerinde yatırım yaptı. İdarenin görev ve sorumluluk alanlarında yer alan tüm hizmetlerin vatandaşa en kaliteli şekilde ulaştırılması adına yapılan bu yatırımlar, içme suyu depolarının ve sistemlerinin yenilenmeleri, alt ve üst yapı dönüşümleri, yağmur suyu ve dere taşkınlarını önleyici projeler, yeni içme suyu kaynakları temini ve atık su arıtma tesisleri gibi oldukça geniş bir hizmet alanını kapsıyor. Maske Genel Müdürlüğü, il genelindeki en uzak kırsal noktalara kadar ulaştığı dev altyapı projeleriyle yerleşim yerlerini adeta yeniden inşa ediyor. Tamamlanan 101 mahalle projesinin ardından hızla başlatılan 154 mahalle projesi kapsamında da köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altyapı yenilemeleri sonrasında mahalleler kilit parke taşıyla kaplanarak üst yapıları da sağlıklaştırılıyor. Bu kapsamda MASKİ, ilçe merkezleri de dahil edildiğinde 175 mahallede alt ve üst yapı çalışması hayata geçirilerek 3100 kilometrelik altyapı ağı döşedi. MASKİ bununla birlikte yerleşim yerleri içerisinden geçen dere yataklarını da daha güvenli hale getirmek ve taşkın tehlikesini ortadan kaldırmak amacıyla da il genelinde faaliyet yürütüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki çalışmalarla 4 yıl içerisinde toplamda 130 mahallede dere ıslah imalatları gerçekleştirilerek su akışını daha kontrollü hale getirdi. Ekipler tarafından yapılan 400 kilometrelik dere temizliğiyle de taşkınlar önlenirken kirliliğin sebep olduğu kötü görüntü ve koku sorunlarına son verildi. Gelecek nesillere daha temiz bir gelecek bırakmak amacıyla başlatılan atık su arıtma tesisi hamlesi de ilk günden bu yana hızını kesmeden sürüyor. Gediz ve Bakırçay nehirlerinin özlenen günlerine kavuşturulması adına MASKİ, atık su arıtma tesisleri alanında 230 milyon lira maliyetinde yatırım yaptı. İl genelinde işletilen 16 adet tesise, Kasım ayı içerisinde Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisi de eklenecek. 25 milyon lira yatırım yapılan Alaşehir Atık Su Arıtma Tesisi'nin ise inşaatı devam ediyor. MASKİ ekipleri yağışlı havalarda caddelerde biriken sular nedeniyle günlük hayatın felç olmasını engellemek için de ilçe merkezlerinde önemli yağmur suyu hattı çalışmaları yürütüyor.
Soma'da 15 kilometrelik yağmur suyu attı. Akhisar'da Şehit Üsteğmen Tahür'ün caddesi ve bağlı sokakları, Demirci Merkez Yağmur Mahallesi ile ilçe merkezlerindeki muhtelif caddelerde hatlar tamamlanırken, Salihli'de 29 kilometre ve Göl Marmara'da 8 kilometrelik yağmur suyu hatları devam ediyor. Maski Genel Müdürlüğü, Manisa il geneline daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla 316 adet yeni içme suyu sondajı açmasının yanı sıra 111 adet içme suyu arıtma tesisini başarıyla işletiyor. İl genelindeki içme suyu arıtma tesislerinde bakım onarım çalışmaları da yapan İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç bulunan yerlerde ise yenilerini inşa ediyor. Merkezden kırsala kadar tüm vatandaşların güvenle su tüketebilmeleri adına maske, 910 içme suyu deposu, 196 terfi merkezi ve 20 biriktirme deposunun bakım onarımını yaptı. Fayanslarından dış çepelerine, izolasyonlarından tel örgülerine kadar baştan aşağıya yenilenen su depolarına ayrıca tam otomatik klor cihazları ve şamandıra sistemleri yerleştirildi. Maske, kartlı sayaç kullanan abonelere işlem kolaylığı sağlamak adına 26 adet sumatik ve 90 adet maske pratiki il genelinde yaygınlaştırdı. Mobil tahsilat araçlarıyla vatandaşların ayağına kadar hizmet götüren maske, manulaş bayileri, tahsilat mezneleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla abonelere hızlı ve kolay işlem yapma kolaylığı sağlıyor. Yalnız Değilsiniz projesi ile de yaşlı, kimsesiz, engelli ile şehit yakınları ve gaziler de evlerine kadar hizmet alabiliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Maske Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, Manisa il geneline yapılan yatırımlarla ilgili olarak, "Göreve geldiğimiz günden itibaren tek gayemiz, eşsiz güzellikteki Manisa'mızı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek oldu. Uzak yakın demeden, Selendi'den Yunus Emre'ye kadar tüm ilçelerimize eşit hizmet götürme çabasında olduk. Şehrimizin merkezindeki vatandaşlarımız hangi hizmetlerden yararlanıyorsa, kırsal mahallelerimizdeki hemşehrilerimizi de özlemle bekledikleri hizmetlere kavuşturduk. Kurulduğunda masa ve sandalyesi dahi olmayan bir su ve kanal idaresinden bugün 17 ilçeye 800 milyonluk altyapı yatırımını arkasında bırakmış bir kurum konumuna geldik. Attığımız her adımda daha güvenli ve güzel bir gelecek inşa ediyoruz. Aynı hizmet aşkıyla da çalışmalarımıza devam edeceğiz," dedi. Değerli seyircilerimiz, Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla engelli vatandaşlarımızı akülü sandalyeleriyle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iki engelliye daha akülü tekerlekli sandalye teslim ederek onların da yüzünü güldürdü. Gel şimdi. Heh, alır da var ya başkanım. Şimdi arkaya gel. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yıl 100 adet akülü sandalye dağıtmaya devam ediyor. Engelli vatandaşların yardımına akülü sandalye ile koşan Büyükşehir Belediyesi, iki vatandaşın daha yüzünü güldürdü. Elif, annenle gezmeye gidecek misin? Vatandaşlar akülü sandalye hediyesini Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan'ın elinden aldı. Allah şifa versin. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, akülü sandalye teslimine Yunus Emre ilçesinden başladı. Rabia Takın evine misafir olan daire başkanı, aileye geçmiş olsun dileklerini ileterek sandalyeyi teslim etti. Akülü sandalyeye kavuşan Rabia Hanım, yardımlarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Çoluğumu çocuğuma alırım, gezerim. Çoluğumla çocuğumla, eşimle. Eşim zaten kaktır nereye kadar iktirecek arabayı? Allah razı olsun ondan. Allah çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Hani teşekkür ederim ondan, Cengiz Ergün'ümüzden. Çok teşekkür ederim.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, ikinci sandalyenin teslimi için Şehzadeler ilçesinde ikamet eden Altaş ailesine konuk oldu. Merhaba. Geçmiş olsun. Aileyle sohbet eden daire başkanı Usta Mehmetoğlu, ihtiyaç sahibi Sami Altaş'a akülü sandalye hediyesini teslim etti. Sami Altaş da Büyükşehir Belediyesi sayesinde artık yardım almadan dışarıda gezebileceğini söyleyerek teşekkür etti. Mutluyum şimdi. Tabii eskiden gidemiyorum. Şimdi burada ben şimdi çıkar dışarı gezerim. Onun için herhalde. Allah razı olsun. Ne yapalım? Allah eksik etmesin başımızdan. İnşallah gene kazanır. Sevgili seyircilerimiz, ailelerin bilinçlenmesi ve sağlıklı bebekler yetiştirilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Hoş Geldin Bebek projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halk ve İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve ebe Gülşah Filiz, Hoş Geldin Bebek projesinden yararlanan aileleri ziyaret ederek hem bebeklerin kontrollerini yapıyor hem de onların mutluluklarına bakın nasıl ortak oluyor. Çok gazı olduğunda ya da böyle mesela bunu... Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayatın her alanında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılından bu yana başarıyla sürdürülen Hoş Geldin Bebek projesiyle yeni doğan bebeklere ve ailelerine destekte bulunuyor. Güzel olsun. Cengiz Başkanımızın selamını getirdik. Aleyküm selam. Hayırlı olsun. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Usta Mehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve ebe Gülşah Filiz eşliğinde Müberra Uğur, Fatma Harun, Gülçin Yusuf ve Aysun Hamdi çiftlerini ziyaret ederek hem aileleri bilgilendirdi hem de onların mutluluklarına ortak oldu. Küçük kaçmış bak bakalım. Güzel çıkmış. Usta Mehmetoğlu hayata merhaba diyen minik bebeklerle yakından ilgilenirken eve Gülşah Filiz de bebekleri rutin sağlık kontrolünden geçirdi. Ailelere çeşitli hediyeler takdim eden Usta Mehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına hayırlı olsun dileklerini iletti. Evlat sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan ailelerse çok faydalı bir proje olduğunu belirttiler ve bu özel günde Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında olmasından dolayı teşekkürlerini sundular. Güzel bir ortam oldu. Sağ olsun Başkan Bey'imiz hediyelerini getirdiler. Çok teşekkür ederim onlar için. Çocuklarla ilgili kafasındaki şeylerin daha iyi olacağını, şu an için daha kapanmadığını bilgilerini verdiler. Çocukların iyi kavradıklarını, şu an için kilolarının daha iyi olduğunu, sağlıklı olduklarının bilgilerini verdiler. Yani çok teşekkür ederim her şey için. Çok memnun kaldık. Ziyaretimize geldiniz. İlginizden, alakanızdan çok teşekkür ederiz. Bayağı bir faydalıydı. En azından hani bilmediğimiz konularda bayağı bir faydalandık. Gelişim hakkında bilgiler aldık. Çok teşekkür ederiz. Böyle bir kampanya başlattığı için de çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz yani. Bebeğimiz kontrol etti. Başkanımız geldi. Çok güzel bir gün geçirdik. Mutlu olduk. Hediyeler için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz kendisine de böyle bir program uygulandığı için. Çok mutluyuz. Bilgilerden memnun kaldık hani bebeğimizin hani kontrolünden dolayı. Zaten alt komşumda gelmiştiniz. Onlar da çok memnun kalmışlar. Allah razı olsun diyoruz Cengiz Başkanımıza. Memnun kaldık çok. Hani gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Proje kapsamında yapılan tüm bu yardımlar olsun veya çocuğun kontrolleri olsun, bilgilendirme açısından da hem anne hem baba ve özellikle ilk bebek sahibi olanlar için baya bir faydalı olduğunu düşünüyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e de teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Sağ olsun. Bu tam ısırmalık. Bu ısırmalık. Isırmalık bu. Bu ele avuca geliyor başkan.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, KULA'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet birimlerini ziyaret ederek personelle bir araya geldi sevgili seyircilerimiz. Genç, Manisa'nın 17 ilçesinde yapılan hizmetlerde belediye personelinin önemli katkıları bulunduğunu vurgulayarak özveriyle çalışan herkese teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, KULA'da bulunan büyükşehir ve maske personellerini ziyaret etti. Mustafa Genç'e Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da eşlik etti. Genç ve daire başkanları burada Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Faik Şentürk, maske ve belediye personeli tarafından karşılandı. Ben o yüzden sizi de kutluyorum. Bu konuda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar olan başarılarının personeller sayesinde olduğunu belirtti. Hepinize merhaba, sevgilerimi sunuyorum hepinize. Sayın Başkan'ın da selamlarını iletiyorum her birimize ayrı ayrı buraya geleceğim bildiği için. Büyükşehir Belediyesi büyük bir aile. Yaklaşık 2014 yılında 1000 kişiden başlayan bir personelle başlanan büyükşehire bugün gerçekten büyük bir aile olmuşuz. Çok büyük bir hizmet yapma yarışına girdik ve Manisa Büyükşehir Belediyesi her alanda, özellikle yatırımda, performansla, bütçede hiç ilk dörtten aşağı inmeyen bir büyükşehir belediyesi oldu. Türkiye'de marka bir büyükşehir belediyesi oldu. Misyonu ve vizyonu olan bir büyükşehir belediyesi oldu. Arkasından sadece Manisa yetmedi, ilçelerini 17 ilçesiyle birlikte kalkındırabilmek için büyükşehir belediyesi olarak azimle gece gündüz çalışıyoruz. Kim yapıyor? Siz yapıyorsunuz. Bunu kim vatandaşa hissettiriyor? Siz hissettiriyorsunuz. Nasıl başarılı oluyoruz? Sizin sayenizde başarılı oluyoruz. Önce can güvenliği diyen Genç, bütün personeli çalışma esnasında can güvenliği tedbirlerini alması için uyardı ve personeller için iyi temennilerde bulundu. Tedbirinizi alın, öyle çalışın. Başınıza bir iş gelmesin. Tamam mı? Yani iş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbirlerinizi alın. Eğer tedbir almazsanız ne oluyor? İş kazası oluyor. Siz üzülüyorsunuz. Biz üzülüyoruz. Aileler üzülüyor. Çocuklar üzülüyor. 2 dakika zamanınızda bakın, ondan sonra işinize devam edin. Hepinize evinizde, ailenizde, çocuğunuzda, eşinizde, dostunuzda huzur ve mutlu bir hayat diliyorum. Allah hiçbirimizi ayağına taş değdirmesin. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, ilçe ziyaretleri kapsamında Selendi'ye gitti. Genç, Selendi İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ettikten sonra inşaat çalışmaları tamamlanan Gençlik Merkezi'ne Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan prestij caddeleri Şehit Er Kemal Davulcu ve Mehmet Akif Ersoy caddelerine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş'la Selendi'ye giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Daire Başkanları Selendi Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürü Sakin Gürbüz eşliğinde İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. Vatandaşın can ve mal güvenliği için itfaiye teşkilatının önemli bir görev üstlendiğini belirten Genç, itfaiye erlerine kolaylıklar diledi. Genç ve beraberindekiler buradan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Selendi'ye kazandırmış olduğu gençlik merkezini inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Gençlik Merkezi'nin ardından yapım çalışmaları devam eden prestij caddeleri Şehit Er Kemal Davulcu ve Mehmet Akif Ersoy caddelerine giderek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Maske Genel Müdürlüğü tarafından yapılan caddelerde kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hattı çalışmalarının bitimiyle beraber Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kaldırım, yol ve boyalı kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediliyor. Tamamlanacak, elinde malzeme kalmamış geçen. Genç ve beraberindekiler prestij caddelerindeki incelemelerin ardından mahalle kahvehanelerinde vatandaşlarla sohbet ettiler. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında Selendilili vatandaşlara bilgi veren büyükşehir temsilcileri istek ve talepleri dinledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, ilçe turlarına tüm hızıyla devam ediyor değerli seyircilerimiz. Büyükşehir kurmayları bu kez de Alaşehir'i ziyaret etti. Belediye ve MASKİ personeliyle buluşan Genç, hep birlikte büyük bir aile olunduğuna vurgu yaparak vatandaşa hizmette emeği geçen tüm personele teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş ile birlikte Alaşehir ilçesini ziyaret etti. Mustafa Genç ve Metin Memiş ziyaretlerine bu kez Alaşehir ilçesinden başladı. Burada personelle buluşan büyükşehir kurmaylarına Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve Alaşehir Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Mustafa Korkusuz da eşlik etti. Alaşehir Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Genç, vatandaşa hizmet parolasıyla çıktıkları yolda canla başla çalışan tüm personele teşekkürlerini iletti. Değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili yol arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hepinize önce şahsım adına sevgilerimi sunuyorum. Sabah başkanımla beraber, yani Sayın Cengiz Elgün Büyük Başkan'la, o da arkadaşlarıma, bütün çalışma arkadaşlarıma benim selamlarımı iletti. Üzerimizde kalmasın, her birinize selamı var, sevgileri var. Birlikte yol aldığımız, Manisa'yı yeniden yapılandıran, yani Manisa'ya vizyon ve misyon kazandıran büyük bir aile olur. Her birimizin emeğine saygımız sonsuz, hepinize teşekkür ederiz. Toplantıda bir konuşmada Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak yaptı. Uçak, sen ben yok, Alaşehir var, Manisa var dedi. Sizlerle çalışmaktan ben büyük bir keyif alıyorum. Büyük bir onur benim için sizlerle beraber çalışmak. Bizler göreve geldiğimiz gün öncelikle şunu dedik, artık Manisa ya da Alaşehir diye bir şey yok. Biz varız. Yani sen ben yok, ben varım, biz varız. O düşünceyle yola çıktık ve Manisa Büyükşehir ve Alaşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla, daire başkanlarımızla, birim amirlerimizle ve ben de dahil olmak üzere birlik beraberliği çok güzel bir şekilde yakaladık. Ve samimi olarak söylüyorum, Manisa'daki 17 ilçenin içinde birlik beraberlik nezdinde örnek gösterilecek bir ilçe durumuna geldik. O yüzden ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Alaşehir personel toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Büyükşehir heyeti personellerine çalışmaları için teşekkür ederken Alaşehir ilçe personellerinden Mehmet Uzun da memnuniyetini ifade etti. Saygıdeğer başkanımız Cengiz Ergün ve çok kıymetli bizim Alaşehir'imizin abisi olan Ali Başkanımıza, Ali Uçak Başkanımıza buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Her ikisi de bizim için çok değerli, çok kalbi temiz insanlar. Ben kısacası şöyle özetlemek istiyorum duygularımı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir milletin efendisi o millete hizmet edendir. İki güzel başkanımız da gayet güzel, gayet titizlikle gecesini gündüzüne katarak Manisa'mıza, Alaşehir'imize hizmet ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim. Heyet daha sonra MHP İlçe Teşkilatı'nı ve Alaşehir Ülke Ocakları Eğitim Kültür Vakfı'nı da ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.
Bu haberle birlikte bu akşamki ana haber bültenimizi de noktalamanın zamanı geldi değerli seyircilerimiz. Birazdan spor dünyasından önemli gelişmelerin ayrıntılarını da ekranımızda bulabileceğinizi hatırlatalım. Ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Televizyonu'nda çalışan tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce yaşayacağınız bir akşam geçirmenizi dileyelim. Hoşçakalın efendim.